GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır bizlere eşlik ediyor bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul hareketli. Dün küresel piyasalardaki bu hareketlilikten bahsettik. Biraz daha toparlanma çabalarından içeriye de yansımalarını görüyoruz. Hem ben biraz daha haftayı yorumlamanızı, beklentileri rica edeceğim sizden. Hem de özellikle konuşmak istediğimiz konuların başında elbette bankacılık tarafında yaşanan satışlardan sonra geldiğimiz nokta var. İşte bir taraftan Halkbank'tan davası ile ilgili temiz haberlerini paylaştık. Ki genel anlamda dün de bugün de bankacılık tarafında primli fiyatlamalar takip ediyoruz. Neler oluyor, neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Eylül ayını biraz sancılı bir şekilde geçirdi yurt içi piyasalar ve son dönemde özellikle bankalarla birlikte oluşan aşağı yönlü hareketlilik ister istemez ciddi anlamda moralleri bozmuştu. Vadeli tarafta yeni vadeye geçişler, yeni bir güne, haftaya, aya hatta çeyreğe başladığımız bir dönem içerisindeydik dünkü işin fiyatlama reaksiyonları. Öncelikle yerli yatırımcının bir orada artık sıfırlandığını ve son çeyrekte işte enflasyonla alakalı nasıl bir enflasyon üzerine getiri arayışında olabilir sorusunun cevabında hala borsanın en top noktada olduğunu, ilk akla gelenin borsa olduğunu bilerek başlamakta fayda var. Tabii bu sadece bu düşünceyle yola çıkılmıyor. Zaten geçtiğimiz dönemde oluşan bir olumsuz bir hava vardı. Bunun da telafisi yeni bir ayla birlikte başlaması gerekiyordu. İlaveten özellikle geçtiğimiz hafta bankalarla birlikte Rus ödeme sistemlerinden çıkışların gerçekleştirdiğini ve Halkbank nezdinde de özellikle Halkbank çünkü çok önemliydi global taraftaki bakış açısı içerisinde. Buradan gelen destekler de gördük. Enflasyon rakamını gördük. Enflasyonda beklenti altında kaldık. Evet, yukarı yönlü hareketler devam ediyor ama artış hızında yavaşlama söz konusu. Yıl sonuna doğru da baz etkisiyle birlikte belirli bir geri çekilme izleyeceğiz. Ve Merkez Bankası'nın özellikle enflasyondaki bu rakamlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte yıl sonuna kadar da bir faiz indirimi serisine devam edebilme senaryosu var. İlaveten Amerika'dan da dün ISM imalat verisi geldi ki o da beklenti altında kalarak 2020 Mayıs döneminden beri en olumsuz sonuca ulaştı ki orada hem dolar endeks tarafında hem de Amerikan tahvil faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim izlendi. Yani bütün her şeyi aslında değerlendirdiğimiz zaman dün bizim açımızdan oldukça güzel bir fiyatlama reaksiyonları gördük. Nazar değmesin temennisiyle tabii ki. Ama tabii bunun devamlılığının sağlanıp sağlanmayacağı da çok önemli. Yine bir bilanço süreci öncesine yani bilanço dönemine başlayacağız ve bunun öncesinde de zaten şirketler değerlemelerle birlikte işin fiyatlama kısmına yansıyacaktır. Bu anlamda da özellikle Ekim ayı bizim açımızdan pozitif geçebilir ama dünkü fiyatlama reaksiyonları aslında bu pozitif havayı geçirebilmemiz açısından da önemli bir moral kaynağı olduğunu söylemekte fayda var. Yerli yatırımcı borsaya olan ilgisi devam edecektir yılın son çeyreğinde. Bu da ister istemez yeni dönemde şirketlerin performansıyla fiyatlama üzerinde yansıyacağını söyleyebiliriz. Peki bu süreçte yeniden bankacılık tarafındaki bu hareketlilikten sonra sanayiye yatırımcının yöneldiğini gördük yani. Biraz daha devam edecek mi bu süreç sanayi cephesinde borsayı yüklenme hususunu konuşacak olursak? Ya da işte bankacılık tarafındaki toparlanmayı takip edebilecek miyiz biz yıl sonuna kadar? Çünkü yani yatırımcının getiri arayışı haliyle devam edecek. O tarafla ilgili beklentileri sık sık konuşuyoruz yıl sonuna kadar. Çok da fazla bir alternatif yok çünkü. Borsa İstanbul'da yine hareketlilik görüyor olacağız muhtemelen ama nerede yoğunlaşacak? Sizin beklentileriniz nasıl? Tabii bu dönemde hani dünkü fiyatlama reaksiyonu gördük. Artık bütün şirketler bu şekilde yükselecek algısına kapılmamalı yatırımcılar. Burada yılın son çeyreğinde sektör ve şirket ayrışmaları olacaktır. Hatta mevcut sektör içerisinde yani herhangi bir sektör içerisinde şirketler arasında da ayrışmalar olacağını söyleyebiliriz. Yani burada bankacılık tarafında hala
piyasa değeri, defter değeri birinin altında olduğunu görebilmekteyiz. İletişim sektörünün en azından Borsa İstanbul 30 şirketleri içerisindeki performansında biraz geride kaldığını, yine metal sektöründe Kardemir Ereğli bunun başını çekiyor. Yani burada da diğer şirket performanslarında oldukça geride kaldığını görebiliriz. Yani burada yılın son çeyreğinde birincisi geride kalmış şirketler, yeni dönemde hem temel anlamda hem de teknik anlamda hikaye yaratabilecek güce sahip mi, buna bakacaklar. İlaveten şu anda popüler sektörler ve bu sektörler içerisinde ciddi anlamda yıllık performans oluşturan şirketler arasında da burada aynı sektör içerisinde bir diğer şirkete daha fazla talep görebilir. Örnek veriyorum, şu anda baktığımız zaman da Borsa İstanbul 30 şirketleri içerisinde işte Türk Hava Yolları, Pegasus, yani yaklaşık %200'ün üzerinde, işte ulaştırma tarafında bu tarz iyimser bir görüntü ve domine etkisi gerçekleştiren fiyatlama reaksiyonları görürken ve yıl sonuna doğru Avrupa'yı da baz aldığımızda turizm sezonunda da kötü bir görüntü olmayacağı düşüncesi hakimken, acaba ulaştırma tarafında bu şirketler yerine başka daha geride kalmış şirketler, örnek veriyorum, tab burada daha iyi bir noktaya çıkabilir mi gibi. İletişim sektörü demiştik. Turkcell tarzında, Türk Telekom tarzında baktığımız zaman performans anlamında diğer şirketlerin çok gerisinde kaldı. Bunun yanı sıra metal sektörü, Kardemir Ereğli, durgunluk diyoruz, globaldeki büyüme ilişkin aşağı yönlü eğilimler diyoruz. Burada ciddi anlamda baskılanmıştı. Son dönemde yeniden bir toparlanma eğilimine girdi. Dünkü fiyatlama reaksiyonu bunu da desteklemişti. Burada yeni dönemin iyi bir noktada olabilecek şirketleri olacak mı gibi. Yani sadece yeni yılın, daha doğrusu yılın son çeyreği değil de yeni yılın ilk çeyreğine kadar bir 6 aylık dönemi kapsayacak bir bakış açısıyla şirket tercihleri olacaktır. Tabii ki burada bankacılık, yine baktığımız zaman da önemli bankaların piyasa değeri bölü defter değeri hala birin altında. Yani baktığımız zaman da hala potansiyel var gibi duruyor. Ama ister istemez daha önce yaşanılan o vadeli görüntüleri, ki fiyatlama reaksiyonunu biraz sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantalitesiyle biraz oraya bakış açısını diğer sektörlere nazaran biraz daha sınırlı bırakacaktır. İşte bu noktada sektör ve şirket değerlemelerini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Perakende sektörü olsun, ulaştırma sektörü olsun, burada iletişim olsun, metal sektörü olsun, madencilik sektörü olsun, hemen hemen her sektörde iyimser performans sergileyen şirketler olacaktır. Önemli olan işte bu şirketleri seçerken geride kalıp kalmadığı, temel ve teknik göstergelerini buna uyup uymadığı, bunları dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Peki emtialar portföylere ne zaman girecek? Ağırlığı ne zaman biraz daha artırılacak? Hemen bunu da kısaca sorayım. aslında yurt içi tarafta, hani emtia cephesinde her daim portföylerde bulundurulması gerekiyor. Ama tabii burada global kaynaklı baktığımız zaman da her ne kadar ons altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü reaksiyonları biz izliyoruz, ama bu yükselişler gerçek bir yükseliş mi? Bu noktada en azından ons altında bir soru işareti oluşmakta. Çünkü hala global anlamda ülkelerin sıkı para politikası ile alakalı bir değişim söz konusu değil. Ama dünkü fiyatlama reaksiyonu işin bir düzeltme boyutuydu. Burada henüz ons altın ve ons gümüşte net bir görüntü yok. Ama iç tarafta dolar Türk lirasında yukarı çıkmasıyla gram altın hala yatırımcılar için önemli bir yatırım ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler katkıları için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Böylece portföy yönetimini noktalayacağız.